Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Yani bugünkü videonun girişini maalesef neşeli ve mutlu açamıyorum. Kusura bakmayın. Rahatsız olsam da mecburen çiftliğe gelip köpekleri kontrol etmek zorunda kaldım. Şans ve kader de hastalar. Büyük olasılıkla %90. Onlar da parvoldular. Biliyorsunuz Queen de parvo olmuştu. Queen'in erkek kardeşi de parvo oldu. Queen'in erkek kardeşini Hakan abiye götürüp, veteriner hekim Hakan Kol'a götürüp tedavisini yaptığımız halde maalesef kaybettik. Queen şu anda tedavide. Şans ve kaderi de alıp oraya tedaviye götüreceğiz. Bir günde inanılmaz zayıflamışlar. Büyük olasılıkla ilk aşıları olmasına rağmen parvo oldular. Bakalım, ben Hakan abiye gidemeyeceğim. Mecburen Ahmet'e vereceğim. Köpekleri Ahmet götürecek. Orada da neler yapıldığını videoya kaydedecek. Gördüğünüz gibi yemeklerini yememişler. Dışkılarında da ishal var. Çok zayıfladılar. Bir anda köpekler, yani 24 saatin içerisinde çok hızlı bir düşüş gösterdiler. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ha? Hasta mı oldun sen? Gel bakayım. Gel bakayım. Gel kızım bakayım. Gel. Gel kızım. Atlatacaksınız inşallah kızım. Canım çok sıkkın. Maalesef bu virüs böyle işte, nalet bir virüs. Hayvanlar 3 gün önce koşup zıplayıp oynuyorlardı. Nazar diyelim, nazar değdi diyelim. İnşallah kurtaracaklar. Hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz artık. Pazar günü de olsa Hakan abiye kliniği açtırdım. Klinikte kalacaklar. Orada pansiyonda kalacaklar. Aktif olarak tedavileri klinik üzerinden devam edecek. Bu parvo böyle bir rahatsızlık işte arkadaşlar. Geldiği zaman yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Önce hayvanların böyle gözlerinde buğulu bir bakış oluyor. Devamında iştahsızlık başlıyor. Sonra kusma, ishal diyerek köpeği dehidrasyon dediğimiz, yani hızlı vücudunun su kaybına sebebiyet veriyor. Sonra da kan dışkılayarak bağırsakları tahrip edip hayvanları öldürüyor. Ama inşallah şans ve kadar kurtulacaklardır diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapacağız. Yine de takdir-i ilahi, Rabbim ne derse olur. Biz üzerimize düşeni yapalım. Takdir Allah'ın. Şimdi onları arabaya yükleyeceğim. Canım çok sıkıldı ya. Neden böyle oluyor anlamıyorum yani. Gözümüz gibi bakıyoruz, titriyoruz. Bu virüs geliyor her yerde. Köpeğini gerçekten sevenleri buluyor. Ne diyelim, takdir ilahi. Hadi bakalım çocuklar, sizi arabaya yükleyelim. Hakan abiye gidiyorsunuz. Görüyor musun abi ne kadar zayıflamışlar? Yapacak bir şey yok. İnşallah toparlarlar. Tamam oğlum. Tamam kızım, tamam. Yeri bir kemik kalmışlar ya. Evet arkadaşlar, şunun da altını çizeyim. Bu arada Covid test sonucum, İkinci teste negatif çıktı ve 3 günlük bir karantina uygulamışlardı bana. Karantina sürecim de bugün bitti ama ben yine de veteriner hekime gitmeyeceğim. Ahmet gidecek. Hakan abiden artık kayda Ahmet devam edecek. Çünkü biz Mustafa abiyle sabah yaptığımız istişarede hayvanların yanına beslemeye geldiğimizde bir andaki hızlı düşüşü fark ettik. Aslında tahmin yürütüyordum kafamda ama birinci aşı
köpeklerde belki yeterli antikor oluşturmuştur diye düşünüyordum. Çünkü çiftlikte Queen'le ve erkek kardeşiyle temas ettiler. Yani erkek kardeşine isim koyma fırsatımız bile olmadan hastalandı. Queen de şu anda serumda. Ahmet, Queen de gittiğinde bir çekersin. Durumu nasıl bir onu da görürüz. Elinden geldiğince videoyu artık Hakan abinin yanına gittiğinde Ahmet tamamlayacak arkadaşlar. Sizlerden ricam, siz de iyi olmaları için dualarınızı esirgemeyin. Umarım atlatacaklar, umarım kurtulacaklar diye tahmin ediyorum. İlk 3-4 gün çok önemli. O ilk 3-4 gün atlatırlarsa hayatı daha sıkı tutunacaklardır diye düşünüyorum. Bakalım, hayırlısı. Evet arkadaşlar, şans ve kadere getirdik. Şimdi tedavi süreçleri başlayacak. Şu anlık durumlar böyle. Gördüğünüz gibi biraz sonra pargo testi yapılacak. %100 pargo zaten de. Yine her ihtimale karşı testimizi yaptırıyoruz. Evet arkadaşlar, Hakan abimizin yanına geldik. Şans ve kadere getirdik. Şimdi pargo testleri yapılacak. Ondan sonra işlemler sürecine devam edecektir. İçinde kesin mi şans. Oğlum. Yani bu kaçıncı köpek? Dördüncü değil mi? Bir tanesine. Dört. Hayır, bir tane de Cihan'ın vardı. Beş. Beş. Bunların hepsi aynı yerden gitme muhtemelen. Yani birbirlerine bulaşacaklar. Çok hızlı, süratli bulaşıcı bir hastalık. Yani bağışıklık sistemi kötü olanı da götürüyor. Ama bulaşığı çok yüksek. Önlemleri nasıl almalıyız buna karşı? Aşıdan başka yapacak bir şey yok. Değil mi? Yani yapılabilecek tek şey aşı ve kaldıkları yerin hijyeni. Dezenfektan, temizliği. Şu an serum takılıyor herhalde değil mi Hakan Bey? Evet. Evet arkadaşlar, şansa şu an serum takılıyor. Hakan Bey yine. Kader. Evet arkadaşlar, son durumlar, serumlara bağlandı ikisinin de. İnşallah iyileşecekler. Bakalım. Şans
kader. Tedaviler başlamıştır. Evet arkadaşlar, diğer köpeğimizin son durumu biraz daha iyi, biraz daha canlanmış. Bunu da Pargo'dan getirmiştik. İlk getirdiğimizde bu kadar iyi değildi. Şimdi biraz canlanmış. Tedavi süreci çok iyi gitmiş. Her şey yolunda şu anlık. Birkaç gün daha bekledikten sonra son durumlarla karşılaşacağız inşallah. İyi durum şeyler, güzel şeyler olacak. Kızım benim, nasılsın? Nasılsın? Aferin kızıma. Evet arkadaşlar, şans ve kader şu an. Serumlar bağlandı. Serumları gözaltım altında bir tane abimiz var. Gördüğünüz gibi son durumlar bu. İnşallah iyileşecekler. Bir hafta içinde biz de yine her zaman gibi çiftliğimizde mutlu mutlu oynayacaklar. Son durumları bu.